Her yargıç kendi sırtındaki küfede taşıdığı malzemeyi önünde incelediği dosyaya koyar. Kendi bunun içinde ideolojisi, dünyaya bakışı, yöntemi, her şeyi var. Eski İngiliz hakimdi. O dedi ki bir konuşmasında Fransa'da bazen kullanıyoruz dedi. Ve bir yemekti o. Afiyet olsun anlamındaki Fransızca bon appétit kelimesini söyledi. Yani bu kadar. Ama mahkemenin kararlarda uyguladığı esas metodoloji yaşayan hukuk metodolojisidir. Yani living tree diyorlar, yaşayan bir ağaç. Ben Furkan Güventaş'tan. Hukuk Atölyesi başlıklı bu podcast serisinde alanında usta olan isimlere yalnızca yöntemlerini soruyorum. Bu bölümde konuğum Profesör Doktor Işıl Ergüvenç. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Bugün Işıl Hoca ile birlikte hem akademik geçmişini, metodlarını hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki görev süresince yaşadıklarını ve oradaki yöntemleri konuşacağız. İlk soruyla hocam başlamak istiyorum müsaadenizle. Siz hocam bildiğim kadarıyla önce Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldunuz. Onun ardından yaklaşık 7 yıl sonra da Hukuk Fakültesinden mezun olduğunuzu biliyorum. Siyasalın ardından neden hukuku tercih ettiniz? Hukuk hikayeniz nasıl başladı? Buradan başlayabiliriz. Tamam, peki. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben önce tabii herkes liseyi bitirdiği zaman böyle hayalinde bir takım meslekler vardı. Benim de hayalimde Dışişleri Bakanlığı diplomat olmak vardı. Yabancı dil bilgim de iyiydi. Galatasaray Lisesi'nden mezunum. İşte Fransızca bilmek önemli diye düşünüyorum. İngilizcem de fena değildi. Bu bakımdan siyasal bilgileri tercih ettim. 4 yıl siyasal bilgilerde okudum. Çok da iyi bir eğitim aldığımı gördüm, düşündüm. Ama siyasal bilgiler tabii karma bir eğitim. Her şey var içinde. İktisat var, efendime söyleyeyim, maliye var, finans var. Uluslararası ilişkiler teorileri var, Orta Doğu ilişkileri var, çeşitli uluslararası ilişkiler dersi. Artı bir de ayrıca bütün hukuk derslerinden de birer parça var. Yani borçlar hukuku var, ceza hukuku var. Ama tabii siyasal bilgilerde ağırlıklı olarak, benim daha sonra işte uzmanlık alanı olarak seçtiğim devletler umumi hukuku, yani uluslararası hukuk çok ağırlıklı olarak bize öğretildi. Ve ben çok sevdim. Daha sonra fakülteyi bitirirken de bir asistanlık teklifi olunca da işte imtihana girdim. Üniversitede asistan oldum. Yani dolayısıyla akademik kariyere yöneldim. Akademik kariyere yönelince de hem hukuk bir ana bilim dalında asistan olup da sadece siyasal bilgiler mezuniyetiyle bu işin gitmeyeceğini, çünkü bir hukuk doktorası yapmam gerektiğini zaten hocalarım da öyle söyledi. Dolayısıyla ben tekrardan Hukuk Fakültesi'ne girdim. Böylece hem asistanlığa devam ettim hem hukukta okudum. Hukuk İstanbul Hukuk'ta da yüksek lisans ve doktora çalışmalarımı orada yaptım. Hukuk lisansı Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde. Fransızca hikayeniz de Galatasaray Lisesi'nde başlıyor. Galatasaray Lisesi'nde öğreniyorsunuz ve sonrasında siyasala başlıyorsunuz. Sonra hukuk fakültesini bitirdikten sonra hukuk Fransızcasına yönelik ya da Fransızcadaki hukuki metinleri okumaya yönelik özel bir kurs ya da bir durum oluştu mu sizin için, yoksa kendi yolunuzu mu bu anlamda buldunuz Fransızca hukuki metinler açısından? Tabii, şimdi zaten Fransızca makaleleri çok okuduk tabii, tezimizi yazan, hazırlarken falan. Ben bir yılda Fransa'da master yaptım. Bir yıl Nancy Üniversitesi'nde Avrupa Topluluğu Hukuku master'ı yaptım. O bana tabii çok faydası oldu. Yani oradaki eğitimin, yüksek lisansımın Fransa tezi de yazdım, savundum. Diplomamı aldım. Öyle. Fakat İngilizcem tabii çok iyi değildi. Onu da şöyle söyleyeyim. Bu işte daha hukuk fakültesine başlamadan önce siyasal bilgileri bitirdiğim zaman daha uluslararası ilişkilerde yola devam ederken, henüz asistanlık söz konusu değilken, Boğaziçi Üniversitesi'ne girdim yüksek lisansa. Uluslararası ilişkiler yüksek lisansına girdim.
Ama bir yıl İngilizce hazırlık okudum. Orada işte Boğaziçi'nde okuduğumu bir yıl bayağı da kuvvetli ve yoğun geçen o derslerde bir yıl boyunca sadece İngilizce hazırlık okudum. Çok faydası oldu bana. Ama gerçekten bugün İngilizceyi belki Fransızcadan daha rahat kullanıyorum. Bunun da şeysi, nedeni Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki artık iki dil güya gerekli Fransızca İngilizce ama asıl çalışma dili orada da artık tamamen İngilizceye dönüyor. Ben de onu merak ediyordum hocam. Konseyin evet. dili, resmi dilleri Fransızca ve İngilizce olarak evet. ifade ediliyor. Evet. Normatif metinlerde. Ama anladığım kadarıyla orada da artık hakim dil, iletişim açısından en azından İngilizce. Evet, evet. Yani bir başkanımız bizim bir konuşma yapmıştı. Evet, İngilizce tabii. Kendisi de zaten eski İngiliz hakimdi. O dedi ki bir konuşmasında Fransa'da bazen kullanıyoruz dedi. Ve yemek diyor, afiyet olsun anlamındaki Fransızca bon appétit kelimesini söyledi. Yani bu kadar. Kullanılması bu kadar. Aslında bütün her şey. Fakat metinlerin, çalışma metinlerinin her iki dilde de olma zorunluluğu var. Bugünden geçmişe yönelik tecrübelerinizden hareketle hem İnsan Hakları Mahkemesi hem de akademisyenlik tecrübeniz. Sizin ufkunuzu genişleten, perspektifinizde bir kırılmaya yol açan akademisyen, hakim ya da eser bizle paylaşabilir misiniz? Tabii. Şimdi ben aslında benim tezim, doktora tezimi rahmetli hocam Profesör Erdoğan Tezik'le beraber yaptım. Bir de o zaman meşhur anayasa hukukçularından Mauro Capelletti vardı. Modern çağda anayasal yargı, anayasa yargısı diye bir kitabı vardı. O da onu fotokopiler yapmıştık. Tabii o zamanlar öyle yok getirtemiyorsunuz. Birisi bir kütüphaneden buluyoruz. Hadi onu fotokopi yapıyoruz. Onu okumuştum. O benim de o da ufkumu çok açmıştı. Ama Erdoğan Hoca'dan Allah rahmet eylesin çok şey öğrendim. En önemlisi her zaman söylediği bir şey vardı. Daha ilk derste onu demişti. Her zaman iştahla çalışın demiştir. Yani iştahsız hiçbir şey olmaz. Mutlaka fikrinizi, düşüncenizi, teorinizi iştahla örneklemeniz, sağlamlaştırmanız gerekir demişti. Ve ben hakikaten o günden itibaren her zaman yazdığım yüksek lisans tezimden 1986'da daha o zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını inceleyerek de bir tez yazmıştım. 1982 Anayasası ile aralarındaki benzerlikler de göstererekten ve hep iştahat. Hoca ve eserler dışında hocam yine etkilendiğiniz hakimler oldu mu? Yüksek mahkeme yargıçları anlamında. Sadece Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olmayabilir. Belki diğer mahkeme, yüksek mahkemelerden de verebileceğiniz o anlamda bir örnek olur mu? Temel hak ve özgürlüklerin temel taşlarını oluşturan, çok büyük kararlar veren benim için en önemli mahkeme Amerikan Federal Yüksek Mahkemesi'dir. Mesela birçok açılardan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile farklıdır. İfade özgürlüğünde bizim mesela mahkememizin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları bazıları için çok ileri, işte fazla açılmış, o kadar da ifade özgürlüğü olmaz gibi yaklaşımlara konu oluyor veya eleştiriliyor. Halbuki Federal Yüksek Mahkeme'nin kararlarına bakarsanız bizimkiler son derece muhafazakar kalır. Onun için tabii ideali olur ama biz tabii Avrupa'dayız. Kendi yaşadığımız ortam, sosyal çevre var. Biliyorsunuz mahkemeler de çok gene Capelletti'nin güzel bir lafıdır. Yani mahkemeler boşlukta çalışmazlar. Mutlaka içinde oldukları ortamdan, sosyal çevreden etkilenirler. Yargıçlar da böyledir. Her yargıç kendi sırtındaki küfede taşıdığı malzemeyi önünde incelediği dosyaya koyar. Kendi bunun içinde ideolojisi, dünyaya bakışı, yöntemi, her şeyi vardır. Ve her yargıcı bir davaya bakışı onun içinde farklı olur. Nasıl çalışırsınız hocam? Dijital araçları kullanır mısınız? Yoksa evet. daha çok geleneksel yöntemlerden mi yararlanırsınız? Yok işte dediğim gibi Fransa'da yüksek lisansa gittiğim zaman 6-7 bavul fotokopi getirmiştim. Oradaki kütüphanede fotokopileri çek makaleleri, tezimde kullanacağım makaleleri taşıdım getirdim. Çok şükür artık öyle bir şey yok. Hem de kağıt israfı da yapmamak lazım. Dolayısıyla ben artık çok az şey basıyorum. Basmıyorum hatta. Hepsini dijital ortamda artık ulaşıyoruz. Makaleler, dergiler,
Hepsi online olarak var. Üniversitelerin kütüphaneleri de bizim de bu anlamda gayet iyi çalışıyor. Kıbrıs Üniversitesi'nin kütüphanesi. Online erişimlerle istediğimiz her şeye anında ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla evet, rahatladık yani. Hem yorgunluk olmuyor, rahatlığımızdan okuyorsunuz. Hem de dediğim gibi biraz ağaçlara katkıda bulunuyoruz. Sizin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne hakim olarak seçilme süreciniz nasıl gerçekleşti? 2008'de seçildiğinizi biliyorum. Şimdi o tabii biraz değişik oldu. Türkiye'nin listesi reddedildi. Türkiye'nin listesi reddedilince, yani benim de liste verildiğinden falan da haberim yoktu doğrusu. Yani Rıza Bey o zaman hakimdi. Ve bir televizyon kanalı bana telefon etti. Dedi ki hocam dedi, yayına bağlanır mısınız? Uluslararası hukukla ilgili ya. Bu Avrupa Konseyi nasıl çalışıyor? Bizim listeyi nasıl reddetmişler dedi. Benim hiçbir bilgim yok dedi. Yani konuyu, bu prosedürü inanın bilmiyorum. Ya başkasına sorun dedim. Yani ben bu konuda size bilgi veremeyeceğim. Ondan sonra işte ya liste reddedilmiş, kimmiş, neymiş falan derken üniversitedeki sağ olsun arkadaşlar, ya sen niye başvuruyorsun? Sen bu konuları çok iyi biliyorsun. Bu senin zaten çalışma konun. İki dil, hem Fransızca hem, o zaman tabii hem Fransızca hem İngilizce şartı var. Şimdi biraz daha esnek uygulanıyor. İki dilde de çalışabiliyorsun diye. Ve dolayısıyla ben Dışişleri Bakanlığı'na başvurdum. Ben de adayım, olmak istiyorum diye. Yani işte öyle görüştük, ettik. Dolayısıyla ben de listeye, 3 kişilik bir listeye girdim Türkiye'nin. Şimdi liste tabii Avrupa Konseyi'ne gönderiliyor. Bu Parlamenterler Meclisi'nin bir hukuk işleri komitesi var. Bu hukuk işleri komitesi mülakat yapıyor. İşte ben de diğer iki adayla birlikte Paris'e gittik. Mülakata girdim. Mülakattan sonra seçimi Parlamenterler Meclisi yapıyor. Fakat tabii orada bir listeden birisine hani kimdir nedir o parlamenterlerin oturup da kimsenin CV'yi falan incelediğini zannetmiyorum. Böyle bir şey yok. Onun için o komisyon adaylarla mülakat yaptıktan sonra parlamentoya bir isim öneriyor. Diyor ki biz mülakatı yaptık. Şunlar böyle görüştük. Bizim için şu kişi hakimliğe daha yakındır. Biz onu tavsiye ediyoruz diyor. O zaman komisyon benim adımı önermiş. Yani Ayşe Işıl Karakaş'ın biz hakim olarak seçilebileceğini daha uygun görüyoruz. İşte formasyonu, bilgisi açısından neyse o şekilde. Dolayısıyla ben seçildim. Yani çok büyük bir oy farkıyla ben seçildim. Ama komisyon beni önerdikten sonra zaten bu normal bir şey. Evet. 2008'de hocam seçildiğinizde Galatasaray Üniversitesi'nde Devletler Umumi Hukuku kürsüsünde profesör olarak görev yapıyordunuz. Evet, anabilim dalı başkanıydım. Aynı zamanda bizim bir Avrupa Araştırmaları Merkezimiz vardı. Onun da direktörlüğünü yürütüyordum. O sene akademik dünyadan 47 ülke için bağlayıcı kararlar üreten bir mahkemeye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne atandınız. Akademik dünyadan bu anlamda uygulamanın sık, yoğun yaşandığı bir dünyaya geçiş sizin için nasıl oldu? Zorlandığınız oldu mu? Herkes bana orada da işte üniversiteden geldin, zorlanıyor musun, nasıl diye. Çünkü bir anda teoriden pratiğin içine atlamış durumdasınız. Yani somut olayı çözmek durumundasınız. O olayı nasıl çözeceksiniz? Ona da tabii bu bizim akademisyenlerin yapmadığı bir şey. Biz daha çok dersimizi anlatırız, kitapları. İşte ne kadar iştahattan örnek de verseniz sonuçta teorik sınıftır yani. Fakat tabii ahim şöyle bir şey. Ahimin yapısında 47 ülkeden gelen hakimin bir kısmı akademik dünyadan geliyor. Diğer bir kısmı ise yargıdan geliyor. Yani yargı organlarından gelen hakimlerle akademik dünyadan gelenlerin birlikteliğinden aslında bu kadar güzel iştahatlar çıkıyor diyeyim ben. Yani beraber çalışıyoruz. Bizim eksiğimizi o hakimler kapatıyor. Yani mesela göremediğim şeyler olabiliyor. O söylüyor çünkü tartışılıyor bütün kararlar. Onun dikkat etmediği bir şeyi ben görüyorum. Onun böyle teoride de mümkün değil diyorsunuz. Şunu unutmayın. Şöyle bir kitap var bakın bu böyle yazılmış falan diyorsunuz. Ben açıkçası hiç zorlanmadım.
Herkes de zorlanmadığında benden eski ve tecrübeli hakimler, kendi daire başkanım, çok önemli bir profesördür, ceza hukuk profesörü François Türkens. O hep dedi, yani sen hiç zorlanmadın dedi. Yani anında o pratiği, o davaların çözümüne adapte oldu dedi. Belki çok fazla iştahatla çalışmamdan dolayıdır. Mahkemenin iştahını tanımamdan dolayıdır. Yani bir zorluk çekmedim açıkçası. Tam hocam bahsettiğiniz yapıya ilişkin olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde mahkemeye hakim olarak atanabilmek için 3 kriterden bahsediliyor. 3 kriter konulmuş durumda. Bunlar en üstün ahlaki vasfa sahip olma, yüksek yargısal görevleri icra için gerekli niteliklere sahip olma veya alanında uzmanlığı herkesçe malum hukukçu olmak. Dönem dönem sadece bizim değil, Arnavutluğun, Rusya'nın, Fransa'nın hakim adaylarının da reddedildiğine şahit olduk. Bu anlamda sizce sözleşmedeki bu maddeler neyi ifade ediyor ve bu şartlar dışında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin ve Hukuk İşleri Komitesi'nin teamülen aradığı şartlar var mı? Her şeyden önemli olan bir nokta var. O orada yazmıyor. Ama hakimler orada yazmıyor. Başka yerlerde, her yerde var. Bağımsız ve tarafsızdırlar. Hakimlerin bağımsız ve tarafsızlıkları hakkında en ufak bir gölge dahi olmaması lazım. Bu da nasıl olacak? Şimdi bu listelerin geri gönderilmesi meselesinde siz müsteşarı listeye koyarsanız ya da çok hükümetle yakın ilişkide çalışan bir kişiye ya da kendi memurunuzu listeye koyarsanız, o zaman o kişinin öyle olmasa bile, hiç kimseyi hedef gösteriyor veya öyledir böyledir demiyor, mutlaka da öyle değildirler. Ama bir de bir görünüm var. Yani mutlaka o görünüm de önemli. Yani dolayısıyla işte bakanlık memurunu oraya hakim olarak, aday olarak koyarsanız, onun zaten seçilme ihtimali yok. Ve dolayısıyla bütün mesele burada, bu yüksek ahlaki değerler, evet konusunda uzmanlık, evet bunların hepsi tamam ama hakim olabilmek için, hakim seçilebilmek için ve ondan sonra da o görevi layıkıyla yerine getirebilmek için en önemli şey bağımsız ve tarafsız olmanız ve bununla ilgili de en ufak bir şüpheye yol açılmaması gerekiyor. Fransa'daki listenin reddedilmesinde de aynı şey. Başkanı çok yakın bir isim vardı o listede. Arnavutluk keza öyle. Biliyorsunuz Türkiye'nin de 2 yıl boyunca listeleri reddedildi. Gene aynı nedenlerden dolayı. Hocam Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bulunduğunuz dönemde sizi en çok şaşırtan olay neydi? Şaşırtan. Vallahi zor bir soru. Şaşırtan olay. Mesela beni İngiltere'nin tavrı her zaman şaşırtmıştır. İngiltere, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi son derece siktik yaklaşıyor. Yani böyle bizim vermiş olduğumuz kararlara hep uzak duruyor, şey yapıyor ve arada da çok ciddi bir sorun çıktı. Hatta uygulamayacağız dedikleri de oldu. Bunun da nedeni hapisteki mahkumların hapishanelerdeki oy verme meselesine ilişkin bizde verilen bir kararın İngiltere tarafından uygulanmaması ve demesi ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizim egemenlik haklarımıza karışıyor. Parlamentonun vereceği bir karar üzerine kendisi ahkam kesiyor diye böyle bayağı sertleşen ilişkiler oldu. Halbuki İngiltere biliyorsunuz yani demokrasinin beşiği, insan haklarının temeli. Yani İngiltere'nin böyle uzak duran bir yapısı var. Tabii de genelde bu tarz şeylere uzak olduğunu Brexit'ten de biliyoruz ama tabii insan haklarına ilişkin böyle bir kurumla ilgili olarak bu yaklaşım beni çok şaşırtmıştı ama şimdi durumu yavaş yavaş düzeltiyorlar. Uzun yıllarda görev yaptığınız için bir de ailenizle ilişkinizi merak ediyorum. 11,5 yıllık süre içerisinde Türkiye ile ailenizle iletişiminiz nasıldı? Çünkü bildiğim kadarıyla Strasbourg'daydınız hep. Tabii şimdi tam zamanlı çünkü mahkeme. Evet. Full time oradasınız anca işte ama çok tatil var onu da söyleyeyim. Fransa'da çok tatil olduğu için Avrupa Konseyi Fransa'nın bütün tatillerini uyguluyor. Onun için tatiller bayağı çoktu. Ama onun dışında tabii orada oturmak zorundasınız. İşte çeşitli fırsatlarda, konferanslarda Türkiye'ye gidip gelmeye çalıştık. Ama onun dışında mecburen tabii orada kaldık. Kolay değil.
Yani buradan toplanıp oraya gitmek, orada yeniden bir yerleşip yeni bir hayat kurmak kolay bir şey değil. Ama iş o kadar önemli ki ve aynı zamanda da güzel ve zevkli bir iş. Onun için her şeye katlanıyorsunuz. Sözleşmeye göre hocam evvelce bakmış olduğunuz davalarda da göreviniz devam ediyor bildiğim kadarıyla. O hüküm Evet. uygulanıyor mu? Şu an hala Uygulanıyor. Strasbourg'a gidiyorsunuz. Ne sıklıkla Şimdi gidiyorsunuz? çok fazla yok. Şimdi pandemi dolayısıyla gidemedim. İki tane daha davam vardı. Bir tanesini yaptım. En son işte bu pandemiden önce gittim. Şubat'tı. İşte Mart'ta zaten kısıtlamalar başladı. Şubat'ta gittim en son. Bu yılın 2020 Şubat'ta gittim. Ondan sonra artık şöyle şimdi sonbaharda gideceğim bir davam vardı. Ama bilmiyorum yani. Ama doğrusu ben çok emin değilim yani belki gitmem yeni Türk hakimimiz girebilir yani öyle bir şey de olabiliyor zannedersem. Ama genelde uygulama daha önce girdiğimiz, üzerinde fikir beyan ettiğimiz, çalıştığımız davaya devam etmektir. Bir de Rıza bu Bey'in devam ettiği bir dava var mı hocam bildiğiniz mesela? yok yok yok. Ama o ben yeni seçildiğim zaman vardı. Geliyor, anladım. Tabii ben yeni seçildiğim zaman vardı. Hatta büyük daire vardı. Onlara geldi ama tabii bir zaman sonra onlar sona eriyor. Yani benim de bunlar son bir iki davam. O kadar. Daha fazla yok. Büyük daireler vardı. Büyük daireye girdiğinizse eğer duruşmaya mutlaka gitmeniz gerekiyor. O da benimki de Türkiye ile ilgili değil zannedersem bir Macaristan davasıydı. Ona gittim. O kadar. Bitti. Büyük daire de yok. Doğrusu bunlar bitecek. Yani başladıklarınızı bitiriyorsunuz. Usul öyle. Peki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki metotlara geçiş yapmak istiyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ilk kararını 1960 yılında vermiş bir mahkeme. 60 yıldır faaliyetlerini sürdürüyor. Bu 60 yıl içerisinde de mutlaka kendi metodolojisini geliştirmiştir diye düşünüyorum. Siz de 60 yılın 11,5 yılına, 12 yılına şahit oldunuz. Evet. Bu anlamda sormak istediğim buradaki tecrübenizden hareketle mahkemenin bir başvuruyu ele alma tarzı nedir? Yani hukuki muhakeme tarzı açısından mahkeme nasıl hareket eder? Şimdi mahkeme bir başvuruyu aldığı zaman öncelikle olaylara bakıyoruz. İlk başta olayların bütün özeti zaten iyi bir şekilde yapılmış olması gerekiyor. Orada olaylara bakıyoruz ve olayın içinden hukuki problemleri çıkartıyoruz. Nerede ne sorun var şeklinde onlara bakıyoruz. Bunların tabii ki sözleşmedeki karşılıkları olması gerekiyor. Temelli esasa ilişkin olması gerekiyor. Ve şekil şartlarına uygun olması lazım her şeyden önce. Bir başvurunun kabul edilmesi için öncelikle malum bildiğiniz gibi iç hukuk yollarının tüketilmiş olması gerekiyor. Bugün bu Türkiye için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurudur. Bu eski bir yol olarak kabul edildiği için ve 6 aylık bir süre şartı var. Yani son karardan itibaren 6 ay içinde mahkemeye başvuruda bulunmanız gerekiyor. İkinci aşama kabul edilebilirlik şartlarının olması. Yani iç hukuk yolunun tüketilmiş olması, 6 ay şartı, ayrıca da temelsiz olmaması. Kabul edilebilirlik şartlarını geçtiyseniz, başvurunuz kabul edilebilir bir başvuru ise o zaman incelemeye alındı. Evet. Tabii burada çeşitli yöntemler var. Yani başvurunun konusuna göre mahkemenin çeşitli metotları var. Bunları ona göre ayırıyor. Bu gelen başvuru mesela çok sık repetitif case dediğimiz aynı birbirini tekrarlayan birbirinin aynısı olaylarla ilgili ise bunların prosedürü daha farklı. Komite dediğimiz 3 hakimden oluşan bir yargı organ kararı ile bu mesele çözümleniyor. Aksi halde incelenmesi gereken bir konu. Öyle bir şey değilse 7 hakimli daireye gönderiliyor. Bu pilot dava Tabii anlattığınız usul mesela değil pilot mi? dava gibi şey, eğer bir konu, başvuru pilot davanın konusu içine giren bir şeyse zaten hemen otomatikman bu usul çerçevesinde Karar komiteden çıkıyor. gönderiliyor. Yani iyi oturmuş içtihat davaları dediklerimiz de var. Sadece pilot değil, iyi oturmuş içtihat davası dediğimiz mesela artık çoğunlukla iç hukuklarda sistemler kuruldu ama süre uzunluğu davaları. Yargılama süresinin uzunluğuna ilişkin olan bir dava artık iyi oturmuş içtihat davasıdır. Yani burada artık
O davanın içinde çok da fazla şey bakmaz. Yani bir dava 10 yıl sürmüş içeride, iç hukukta. Ve artık bu öyledir, böyledir. Yok, orada genellikle 6. maddede acil yargılama ihlali vardı ve bu 3. komite hukuk olarak verirler. Peki hocam, sıkça atıf yaptığı mahkemenin üçlü test yöntemi var. Üçlü testi biraz bahsedebilir misiniz? Bu da bildiğim kadarıyla çünkü hukuki düşünme tarzına ilişkin mahkemenin geliştirdiği bir yöntem. Şimdi bu test 8. maddeden 11. maddeye kadar olan davalarda kullanılıyor. Yani özel hayata ilişkin davalar, din ve vicdan özgürlüğüne ilişkin davalar, ifade özgürlüğüne ilişkin davalar ve toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin davalar açısından. Şimdi burada tabii bu haklarda bir takım sınırlama nedenleri var. Yani klasik işte anayasada da aynısı var. Kamu düzeni, kamu güvenliği, başkalarının hak ve özgürlükleri çerçevesinde bu haklara sınırlamalar getirebiliyorsunuz. Ancak sınırlamalara getirdiğiniz zaman bu getirilen sınırlamanın mutlaka bu üç koşulu karşılıyor olması lazım. Yani yasayla öngörülmüş olması, bu amaçlardan bir tanesinde olması ve demokratik bir toplumda zorunlu olması çerçevesinde. Ama tabii bunları mahkeme öyle bir iştahatla geliştirdi ki, yasa dediğimiz mutlaka bir yasada yazıyor anlamında olması yeterli olmuyor. Onun aynı zamanda öngörülebilir olması lazım. İkinci koşul gene biraz daha kolay çünkü kamu düzeni dersiniz ya da işte kamu güvenliği gibi daha genel bir şey içine sokarsınız. Ama asıl olan üçüncü koşul. Demokratik bir toplumda zorunlu mu getirilen? Ya da zorunlu bir ihtiyaca cevap veriyor mu? Türkçe'ye çevirmişsin. Yani bu getirmiş olduğumuz sınırlama, kısıtlama orantılı mı çerçevesinde? Hani o büyük iştahatlar, büyük kararlar, ses getiren şeyler hep bu maddelerle ilgili oluyor. Zaten işte bugün hukuk geliştikçe en çok da özel hayatın gizliliği çerçevesinde mesela kararlar çıkıyor şu an mahkemeden. Zaten kişisel verilerde sanırım artan önemi dolayısıyla tabii, 8. madde tabii. Kapsamında 8. değerli. Madde. Şimdi şöyle bir size anekdot anlatayım. Bir hakimimizin karşı oyunda kullandı bunu. Ondan sonra da herkes çok hoşuna gitti. Herkes de buna referans yaptı. 8 rakamı şöyle ama yan çevirirseniz 8'i ne olur? Sonsuzluk oluyor. Yani 8. madde için sonsuzluk yaptıdır anlamına geldi. O kadar geniş yorumlanıyor ki artık 8. madde. Yani bu geniş yorumla birlikte 8. madde adeta uygulama kabiliyeti sınırsız oldu. Konsey hocam mahkemenin uzun dönemli kalıcılığını sağlayabilmek için çeşitli reformlara da başladı. 2010 yılında çıkardığı protokol var. 14 nolu protokol. Bu protokolde yeni usuller ve kabul edilebilirlik kriterleri getirdi. Benzer şekilde 2010'dan itibaren çeşitli üst düzey konferanslar düzenleyerek yeni metot arayışlarına girdiğini de duyurdu. Bu kapsamda zaten biraz bahsettik karar alma süreçlerindeki yeniliklerden ama şunu sormak istiyorum. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi dönemi nedeniyle kişilerin, bunu Avrupa Konseyi üyesi ülkelerde yaşayan insanlar da dahil, kurumlara, otoritelere olan inançlarında bir sarsılma öngörülüyor. Hep bundan bahsediliyor. Bu anlamda sizce mahkeme 2050 yılında örneğin yine icrailiği mümkün olan kararlar verebilecek mi? Mahkemenin bu anlamda geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Mahkemenin kararlarda uyguladığı esas metodoloji yaşayan hukuk metodolojisidir. Yani living tree diyorlar, yaşayan bir ağaç. Yani sözleşme 1950'de yani 1950'den bugüne o sözleşmeyi mahkeme getiriyor. Yoksa orada yazan hak ve özgürlükler her yerde aynısı var. Açın bizim anayasayı, aynısı var. Yani onda bir değişiklik bir şey yok. Önemli olan toplum değişen hayat koşullarında o sözleşmenin yolunda. Mahkeme kendisini buna çok iyi adapte etmiş. Geçmiş yıllarda böyle olmuş. Şimdi bence biraz daha durgun gidiyor. Yani eski aktivistliği pek kalmadı gibi diyebilirim. Mahkeme bugün bu çerçevede yeniden yapılanıyor ve iştahını bu doğrultuda geliştiriyor. Subsidiarity ilkesi. Subsidiarity ilkesi yani aslında ben sonradan bu işe bakmalıyım.
asıl siz bakmalısınız diyor. Kime söylüyor bunu? Ulusal bakanlara söylüyor. Bu ilke evet. Aynı zamanda hocam bildiğim kadarıyla Avrupa Birliği'nde de önemli bir ilke. Yönetim açısından, yönetişim tabii. açısından. Tabii. Asıl Avrupa Birliği'nde kullanılan bir ilkeydi. Avrupa Birliği hukukunda. Yani orada da hani merkezi organlardan konsey komisyon değil de gene yerele en yakın düzeyde karar alınmasını öngören bir sistem. AB çerçevesinde. Şimdi bunu da İnsan Hakları Mahkemesi uyguluyor. Diyor ki sözleşme subsidiarity ilkesi gereği asıl iç hukukta uygulanmalıdır. Yani burada aslında görev kimi? İç mahkemelere sesleniyor. Ulusal mahkemelere sesleniyor. Siz iç hukukunuzda çözdüğünüz davalarda sözleşmeyi uygulayın. Yani sorunları içeride çöz demek istiyor. Dolayısıyla işte İngilizlerin de bu hoşuna gitti. Biraz önce söyledim. Hani İngilizler bu subsidiarity şu anda uygulamasını dört elle sarıldılar. Ama mahkeme ne oldu? İşte o aktivist döneminden uzaklaştı. İçerideki mahkeme, yerel mahkeme, yani o yerel dediğim tabii ki o da en üst düzey mahkeme. Bu bir anayasa mahkemesi genelde birçok sistemde. Meseleyi iyice incelemişse o zaman benim bakmama gerek yok diyor. Yani dolayısıyla sorunuza dönecek olursak, yani bu subsidiarity ilkesinin uygulanmasıyla birlikte mahkeme kendisini çağın şartlarına göre adapte edecek. Mahkemedeki tecrübelerinizden hareketle şunu sormak istiyorum. Türk hakimlerine ne önerirsiniz? Şimdi her şeyden önce Türk hakimlere hep söylediğim bir şey var. Ben akademisyenken de aynı şeyi söylüyordum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde hakim olduğum zaman da aynı şeyi söyledim. Mutlaka ve mutlaka uluslararası hukuk açık olmaları lazım. Mantaliteleriyle açık olmaları lazım. Ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni kararlarında uygulamaları lazım. Ve birey merkezli bir yaklaşımda bulunmaları lazım. Yani işte bir takım biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz, araştırmalarda yapılıyor. Genelde Türk yargısında bir devleti korumak refleksi var. Bu bugünkü dünyada yeri olan bir şey değil. Elbette devlet de tabii ki korunacak ama bu ikisi arasında bir denge var. İşte o üçlü testi yapacaksınız. Gerçekten bu zorunlu mu diye. Demokratik bir toplumda bu getirilen kısıtlama zorunlu mu diye siz yapacaksınız. Aslında en iyi bakıp değerlendirecek olan ulusal hakimdir. Avrupa bundan sonra gelir. Onun için Bu dediğim gibi ikincilik prensibi denen subsidiarity çerçevesinde önemli. Yani sözleşmenin içeride birinci elden uygulanması lazım. Onun için alt mahkemede belki uygulanmadı diyelim ama ne olacak o zaman bu mahsulun da üst mahkemelerde gidebilirsiniz. Yargıtay'ın hele hele Anayasa Mahkemesi'nin bu çerçevede kararlar üretmesi gerekiyor. Türk yargısında bu maalesef biraz eksik gibi duruyor. Ama bu yeni bir şey değil. Bu hep böyle uluslararası hukuka kapalı bir yaklaşımımız var. Bunun aşılması gerekiyor. Tabii bu eğitimlerle, mesela Strasbourg'da da her ay heyetler gelirdi. Yargıtay'dan olsun veya da daha başka Adalet Bakanlığı'nın organizasyonuyla bütün alt derece mahkemelerinden hakimler, savcılar. Hepsiyle biz çalıştık, seminerler düzenliyorduk, eğitim programları yaptık. Hani bunların çok faydası var. Çok faydası var. Adalet Akademisi'ndeki eğitimlerin de gene bu yönde olması gerekiyor ki öyle eğitimler yapıyorlar. Hani böyle böyle umarım bu kısa döngüden çıkılması gerekir diye düşünüyorum. Hocam davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum sizlere. Bizlere zaman ayırdığınız için de ayrıca. Ben teşekkür ediyorum. Olumlu, güzel bir yayın oldu. Teşekkür ediyorum.